çok sıkı. Baksanıza. Ay, nefes alamıyorum. Şöyle göstereyim. Bunu da denedim ve bunu size gösteremedim. Aslında bu bence muhteşem bir elbise. Şöyle. Gerçekten en sevdiğim elbiselerimden biri. Aloha. Öncelikle yine yeniden çok heyecanlıyım. Bunu zaten söylemem gerekiyor. Joy ile Lucy'nin koşturma seslerini duyabilirsiniz. Çünkü böyle etrafı birbirine kattım. Her şey, hepsi sizin için ve tabii ki de en başta kendim, sonra sizin için. Şöyle bir şey, Instagram'dan size sormuştum. Elbiselerimi el alayım, ayakkabılarımı diye. Tabii ayakkabı ve terlikler beraber olacak. Ama sizlerden daha çok elbiseler yanıtı geldi. Bu arada böyle binlerce, yüzlerce kişi de tabii ki de geri dönüşte bulunmadı ama geri dönüşte bulunanlara çok çok teşekkür ediyorum. Şunu söylemek istiyorum. Elbiseleri bugün düzenleyeceğiz ve ben videodan önce kaç elbisem var diye bakmadım arkadaşlar. Bilerek bakmadım. Çünkü bakarsam böyle videoda şaşıramam, hani sahte. O yüzden şimdi sizlerle beraber sayıp gerçekten kaç tane elbisem olduğunu, ama bence 30-40 tane vardır diye düşünüyorum minimum. Gerçekten şaşıracağım, yani bence şaşıracağım. Bir de böyle gece elbisem aslında benim çok yok diye düşünüyordum. Bir iki tanesi zaten annemden ama yine varmış. Hava çok sıcak, yani Mayıs ayının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bugün 17 Mayıs galiba, evet. Yarın tam kapanma bitiyor, en azından açılacağız biraz. Neyse, şimdi konuları dağıtmayayım. Bu arada yüzüm biraz beyaz gelebilir çünkü aynı zamanda güneş kremlerini deniyorum. Daha doğrusu kullandığım ve memnun kaldığım ve aynı zamanda memnun kalmadığım güneş kremleriyle ilgili böyle bir video çekeyim istiyorum. Bir tane güneş kremi var, almıştım ama çok memnun kalmadım çünkü böyle beyazlık yapıyor, bugün sürdüğüm. Neyse, bugün de onu sürmüş bulundum. O yüzden biraz beyaz geldiysem de sebebi o. Çünkü bu güneş kremi beyazlık bırakıyor dediğim gibi. Bunun yanı sıra şöyle mi gitsem, biraz buradan konuşayım. Öncelikle bir elbiseleri sayalım isterseniz. Ondan sonra videomuza yavaştan başlayacağım. Gerçekten doğru tahmin, 46 adet elbise. Hayır, 46 değil. 2 tane de bir yerde var. Siz görmüyorsunuz. 2 askı bulamadım. 48 adet toplamda elbisem var ve bunlar çok fazla. Şunu yeniden bir belirtmek istiyorum. Hani belki bu videoyla beni ilk defa tanıyanlarınız varsa öncelikle hoş geldiniz. Ben Kardelen Ketenci diye böyle kendimi bir tanıtayım nacizane. Şunu söylemek istiyorum. Minimalizm yolculuğu herkesin çok başka arkadaşlar. Aman senin ne kadar çok elbisen, ne kadar çok tişörtün, ne kadar çok işte bilmem şuyun buyun var ya da sende bu çok az, böyle minimalist işte olur mu diye de bilirsiniz. Yani bu iki türlü. Ama insanları yargılamak ya da aman sende şu kadar var ama böyle minimalist olmaz demek, hani çok hoyratça kelimelerimizi kullanmayalım diye nacizane söylemek istiyorum. Çünkü herkesin minimalizm yolculuğu, eğer ki bu yola çıkmak istiyorsanız, çok başka. Sadece ve sadece birbirimize bence saygı duyabiliriz. Benim amacım bu arada, ben minimalistim diyemem. Minimalist yolculuğunda olan biriyim. Ve elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Kesinlikle mükemmel değilim. Zaten bence hiç kimse mükemmel değil. Hani çok üstün bir varlık. Yani bence insanlar mükemmel olamaz yani. Neyse, felsefi konulara girmeyeceğim. Ve elimden geldiğince böyle sadece ihtiyacım olan ve bana neşe vereni tutmak istiyorum. Bu kıyafetler konusunda da, kitaplarda da, hani her anlamda böyle. Ve bunlardan açıkçası kurtularak asla demeyeceğim. Bunları sevgiyle, bunlarla sevgiyle vedalaşarak hayatımda gerçek olana yer açmak istiyorum. İşte bu benim için nedir? En tutku dolu yaptığım şeye daha fazla zaman ayırmaktır. Sevdiğim arkadaşlarımla daha çok zaman geçirmektir. Belki hatta işte bugün hangi kıyafeti giysem diye hani ona zaman ayıracağıma giderim bir kitap okurum daha iyi diye düşünüyorum. Hani bu tarz, yani gerçekten bana ne doyum sağlıyorsa ona hayatımda daha fazla yer açmak için ve de bu bana çok iyi geldiği için bunu yapıyorum. Asla şöyle algılamayın, işte siz de kıyafetlerinizden kurtulun, siz de işte neden elbiselerinizi vermiyorsunuz ki falan diye bir şey demiyorum. Ama aranızda bu yolculuğa çıkmak isteyenler varsa da ben gerçekten elimden gelen desteği umarım bu video aracılığıyla göstereceğim size. Bunun yanı sıra
sorularınız, yorumlarınız, düşünceleriniz için her zaman yorumlara yazabilirsiniz. O yüzden yorumlarda buluşalım. Aynı zamanda da videonun sonunda söylemeyi unutabilirim diye. Çünkü böyle elbise denemeli bir video olacağı benziyor. Şimdiden söyleyeyim. Instagram'dan da arkadaşlar takipte kalırsanız orada da sizlerle anlık storyler paylaşıyorum. Ve bazı içerikleri size soru sorarak aslında ben oluşturmak istiyorum. O da çok hem beni memnun eder hem de belki siz de bilmiyorum memnun kalabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu şekilde şimdi ben şöyle düşündüm. Bu arada gerçekten çok sıcak. Ne yapayım? Oy. Tekrardan aloha. Bir de kahve mi alsam? Bir de kahveyi alayım öyle geleyim. Hadi kapamayayım siz de görün. Zaten buzdolabı şurada. Bakın magnetler var ya orada. Sıcak arkadaşlar. Havalar sıcalmış. Yani sıcak. Eskiden ben hep sıcalmışlardım. Şimdi öncelikle şöyle yapalım. Bence ben bir elbiselere bakayım. Hatta bunu size biraz yaklaştırayım. Görebiliyor musunuz? Böyle nasıl bakayım? Tamamdır. Böyle iyi sanırım. Şöyle yapacağım. Bence en mantıklısı o olacak. Öncelikle kesin olarak hani benim artık giymekten vazgeçtiklerimi ya da giymek istemediklerimi bir ayırayım. Bu arada vereceğim kıyafetleri de hani ya Instagram'dan duyuracağım. Artık YouTube'dan yazana olmayacak yani bilginiz olsun. Instagram'dan yazan birine hani hediye etmek istediğim elbiseler olursa o şekilde vereceğim. Yani bana ulaşsın Instagram'dan. Ya da dolap uygulaması üzerinden satabilirim. Ya da gardırop diye galiba bir uygulama var ondan da satabilirim bilmiyorum. Neyse önce bir karar verelim. Şöyle ben göstereyim. Hani çünkü hepsiyle ilgili konuşmayayım. Şöyle gösterdiğim kıyafetler kesin olarak gidiyor demek oluyor arkadaşlar. Elbiseler o şekilde hızlandırırız çünkü buraları diye düşünüyorum. Evet, başlıyorum. Böyle daha iyi sanırım. Şöyle göstereyim. Böyle. Bunları denemiyorum bu arada. Hani bunları zaten vereceğim için sadece nasıl olduğunu görün istiyorum ama kesin olarak tutacaklarımı denerim. Bir görürsünüz üzerimde. Hani öyle size bir gösterebilirim diye düşündüm. Yani arkadaşlar bu ne demeyin. Bu benim Amerika'dan öyle kostüm partisi için aldığım bir elbiseydi. Ama tabii ki ne alaka. Şöyle göstereyim yakından. Tabii ki içine bu arada bir şey giymeniz şart yani böyle içi gösteriyor. Bayağı kısa böyle bir elbise. Şu 4 tanesi kesin olarak gidecek. Yani şu, şu ve bu. Ve bu kesin gidecekler arasında. Ben şöyle yapacağım. Belki dediklerimi şimdi size göstereyim. Ve kesin olarak emin olduklarımı deneyeyim. Çünkü hepsini denemem imkansız. 40 küsür elbise var. Hepsini deneyemem. %100 tutacaklarımı deneyeyim. Hani kendime yakıştırdıklarımı en azından. Öyle görün. Yani en iyisi olacak diye düşünüyorum. Şimdi size sadece şöyle göstereceğim. Bunlar belki dediklerim. Bunu bu arada vejetaryen olmakla ilgili bir video çekmiştim. Orada giymiştim. Hatırlayanlar hatırlayacaktır. Hatta kamera karşısında böyle çizgili elbiseler, kıyafetler hiç iyi olmuyormuş. Bunu da öğrenmiş olmuştum. Bu gece elbisesi. Şöyle yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane arkadaşlar belki dediğim elbiseler var. Artık bunu zaten bir süredir beni takip ediyorsanız biliyorsunuz. Ben
yani maksimum bir ayda elimden hani verecek miyim yoksa kalacak mı ve bana neşe veriyor mu? Buna bir bakıp hani gerekirse böyle 2 günde bir, 3 günde bir bu elbiseleri deneyip hani emin olamadıklarım varsa bir kere deneyip emin olamıyorum ya hani vermesem dediğimi bekletiyorum, bir daha deniyorum. O yüzden hani bir ayda bunları ya sevgiyle uğurlayacağım diyeyim ya da belki bazılarını birkaçını vermekten vazgeçerim, deneyeceğim. Bu arada şey yapabilirim yani bu videoda çok uzamasın diye tabii ki de hepsini denemem mümkün değil ama en azından hani elbiseleri görmüş oldunuz. Dilerseniz Instagram'dan bana yazın yani bence dene elbiseleri görmek isteriz hani falan derseniz belki denerim. Neden olmasın yani hani sonuçta eğer isterseniz tabii ki sizlerle story'den paylaşabilirim böyle birkaç story'de. Onun dışında 4 tane vereceğim elbise var. Sonuç olarak 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 oluyor. Değil mi? Evet. Ben bu arada defterime not ettim. Kesin verecekler, kalacaklar ve gidecekler diye. Onu bir yazayım. Hesabı doğru yaptıysam, 48 elbisem varsa, şimdi elimizde 35 elbise kaldı. Bir daha bir sayalım, bir yanlışlık olmasın diye. Hatta sizlerle sayalım. Şöyle sondan başlayayım. 1... 3 ihtimalle şunu yapacağım. Şu anda 35 elbisemiz var. Ben o elbiseleri yani toplam bu 13 elbiseyi kesin olarak sevgiyle uğurlayacağım diye düşünüyorum. Bunu yapmak istiyorum. Çünkü zaten 35 elbise de bana göre çok fazla. Yani dediğim gibi bu size göre az olabilir, size göre inanılmaz fazla olabilir, normal olabilir. Ama ben açıkçası hani aşağı yukarı bir 20 elbise bana yeter. Dolayısıyla bu elimdekilere bir daha bir beraber bakalım mı? Ne dersiniz? Ne düşünüyorsunuz? Ben size şey söylemedim, yani gerçekten burada mesela şu elbiseyi ben 2006 ya da 2007 yılında aldım. Bu Betsy Johnson. Benim genelde böyle elbiselerim çok hani inanılmaz yerlerden değil. Gayet hani 20 liralık, 50 liralık hani falandı eskiden. Tabii ki çok eskiden aldım. Hani öyle sanıyorum bir 2-3 senedir hiç elbise almadım. Şunu demek istiyorum yani 10 küsür seneden beri sahip olduğum elbiselerim var. Ve eskiden bir istifçi olduğum için de zaten bence hiçbir zaman öyle müsrif harcamadım. Ya da böyle bir elbiseyi alıp 2-3 kere giyip hiçbir zaman sonra vermedim yani. Hani ben o değilim. Sevmediğim için bunu yapmadım. Ama artık yani olay da şuna geldi. Mesela bu elbiseyi evet yazın hala giyiyorum ve çok severek giyiyorum. Ama giymediğim elbet bu 35 elbise içinden var ya... onları vermem gerekiyor. Muhteşem bir cümle kurdum. Ben niye böyle oldum? Ay karantinadan arkadaşlar. Tamam buna da bakayım. Ay bu da çok güzel ya. Ben ne yapsam? En sevdiğim 5 elbiseyi deneyeyim en iyisi. Size bir onları göstereyim. En sevdiğim 5 elbise. Siz beni bir görün. Tamam bunu giyeceğim. Bunu çok severim. Buna ben bayılırım. En sevdiğim elbisem bu olabilir. Bunu bir göstereceğim size boydan. Bunu da bir deneyeyim istedim. Yani bunu tabii ki böyle günlük bir elbise değil bence. Yani daha böyle ne bileyim birazcık şık, hafif şık bir yere gidiyorsam giyerim. Ama bunlar tamamen günlük. Zaten bunu yaz günlerinde hep giyebilirim. Yaz akşamlarında. Bunu da mesela 2005 ya da 2006'da bunlar tamamen denizde giydiğim elbiseler. Bu arada hani bikini üstüne giydiğim böyle birkaç tane üstüm var. 2-3 tane ya da 4 tane maksimum. Saymadım ama onları getirmedim. Çünkü onlar zaten hani böyle denizde giydiğim elbise olarak saymıyorum onları. O yüzden öyle bilginiz olsun diye söyledim. Hah düştü. Bu bir de bunun moru. Demin hatta gösterdim size. Bunları ben o kadar çok giyiyorum ki hani ya bikini üstüne ya böyle akşamları yani günlük elbise zaten bunlar. Askı da böyle bir... Durmuyor sanki değil mi? Şöyle. Çok seviyorum bu elbiseyi. Yakından göstereyim. Bu örme örgüsüne zaten bayılıyorum. Böyle. Bunu da seviyorum. Ama bunun da kumaşı, şöyle kumaşını anlarsınız belki. Parlak mı diyeyim? Bu kumaşın adını bilmiyorum ama böyle bir terletiyor ve ben maalesef ki çabuk terleyenler dedim. Yani ben soğuk seviyorum. O yüzden böyle biraz basıyor bana bu kumaşlar. Ben şimdi o zaman tek tek deneyeceğim. Hatta üşenmedim. Sizin için aynamı tam şu duvarın arkasına getirdim ki size göstermeden önce kendim de göreyim diye.
O yüzden bunları bir deneyeyim. Tek tek karşınıza çıkayım. Bu 4 tane deneyeceğim. Bakalım nasıl bulacaksınız. Şöyle göstereyim. Topuklu olduğunu farz edin ayaklarımın. Çok topuklu giyerim ya. Mesela bu küçük bence. Bilmiyorum bu modeli mi böyle. Çünkü buralardan sıkıyor. Karpuz kollu. Değil mi? Bu karpuz kollu oluyordu. Ay. Sıkıyor beni. Aslında bunu çok seviyorum. Ama sanıyorum kiraz sevenler özellikle varsa şöyle. Dolaptan bunu satacağım diye düşünüyorum. Almak isteyenler olursa. Bu arada bu Betsy Johnson'ın. Betsy Johnson'ı bilenleriniz var mı? Ya ben marka meraklısı değilim. Onu önceden söyleyeyim. Ama Vivienne Westwood ve Betsy Johnson'a bayılıyordum. Hatta zaten Betsy Johnson kapattı mağazasını Amerika'daki. İşte bu 1,5 sene ben Los Angeles'ta okudum ya üniversite. Hani ilk yani İngiltere'ye gitmeden önce. O dönemlerde hep böyle Amerika'dan bir şeyler aldım. O döneme denk geliyor. Bu da 2008 yılları. Böyle yani bunu dolaptan satacağım. Tabii ki bu hoş durmuyor. Şöyle bir... Bilmiyorum belki içinize bir şey giymeden de tabii ki giyebilirsiniz. Sizin tercihiniz böyle göstereyim. Bu arada bu biraz uzun. Yani diz üstünde de... Yani bence böyle 1 santim daha kısa şöyle olsa tam böyle yaz akşamı elbisesi. Onun dışında gerçekten çok sıkıyor ve... Yani sadece içimde üstüm, yani yoga üstüm var. Ama yok. Hani mesela ben bunu çok tutmak isterdim. Tabii şuradan bu yoga üstümün şeyini görüyorsunuz da aslında bunu böyle indiriyorsunuz. Şöyle göstereyim. Yani şunların olmadığını varsayın. Böyle. Benden daha zayıf olmanız lazım kesinlikle. Yani small beden olanlara ideal. Çünkü ben genelde medium giyiyorum. Bazen large de oluyor. Bu arada 4-5 kilo vermek istiyorum. Bu inanılmaz sıkıyor dediğim gibi. Beni böyle biraz, bilmiyorum, etli butlu da göstermiş olabilir. Şöyle göstereyim. Mesela bunu vermek hiç istemiyorum normalde. Ama ne yapacağım ben bunu? Vermem gerekiyor. O yüzden iyi ki de denemişim diyorum. Sevgiyle uğurluyorum. Bu elbiseyi de ben çok sevdiğim bir arkadaşım hediye etmişti bana. Hatta Finlandiya'dan esinlenilmiş. Bunu kesinlikle dolapta satarım. Hani bunu hediye edemem. Aynı zamanda şunu da dolaptan satacağım. Bunu kesin olarak sevgiyle uğurluyorum. Bu videodan sonra zaten ben vereceklerim hani artık bunu biliyorsunuzdur. Şöyle durayım. Her zaman vedalaşmadan önce teşekkür ediyorum ve şimdiye kadar paylaştığımız bütün anılar için ne veriyorsam, neyi elden çıkarmaya karar verdiysem ben hep sevgiyle vedalaşmayı tercih ediyorum. İşte 3 kere Japonca arigato teşekkürler demek. Arigato diyebilirsiniz ya da 3 kere teşekkürler diyebilirsiniz. Ne bileyim, önemli olan niyet etmeniz. Bunu sonuç olarak satacağım. Bunu şuraya koyalım. Bunu da denedim ve bunu size gösteremedim. Aslında bu bence muhteşem bir elbise. Şöyle Londra'dan almıştım. Gösteremedim çünkü olmuyor. İnanılmaz sıktı. Öyle böyle değil. Tabii bu arada ben de kilo almış olabilirim. Bunu da 5-6 sene en az oluyor ya da 7 sene önce almışımdır. Londra'da Joy diye bir mağaza var. Size bahsetmiştim. Zaten benim aldığım şeyler belli başlı yerlerden genelde. Bu şekilde. Arkası da şöyle. Ama şuradaki cep detayları bakın göstereyim. Çok güzel. Bunu da satacağım. Bunu da hediye edemem. Dolaba koyacağım büyük ihtimalle. Bu arada dolapta ismimi soruyorsunuz. Onu ya buraya ya şuraya bir yerlere yazacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Dolap hesabıma diyorum. Ay nefes alamıyorum. Ben bunu çıkarayım. En sevdiğim elbiselerimden biri. Gerçekten en sevdiğim elbiselerimden biri. Tabii ki bu içimdeki şu olmadı. Normalde bunu giymiyorum. Baksanıza kötü duruyor. Ama ne yapalım? Yani şimdilik böyle idare edin. Ben bunu çok seviyorum. Yani zaten şu dantel detayları var. Şöyle gösterebilirim size. Şöyle bir bakın. Ha, şurada da var. Bir de şu düğmelerine bakar mısınız arkadaşlar? Kalpli. Bayılıyorum, bayılıyorum. Böyle bir elbisemiz bu. Bir tane daha deneyeyim ya. Bir tane daha size göstermek istiyorum o çok sevdiğim elbiseyi. Onun dışında şu kalanları şöyle bir yakına getireyim. Biraz kamerayı yükselteyim bir dakika. Bunlar elimde kalanlar. Bir daha bir bakıyorum. 1, 2, 3. Bunları size göstereyim mi tek tek? Nasıl yapalım? Şöyle hızlıca göstereyim. 1, 2, şöyle, 3, 4,
Şunlar aynı. 5 ve 6. Şöyle göstereyim size. Bunlar böyle 7 ve 8. Şöyle göstereyim. 9, 10. Bu da çok güzel. Bunlardan zaten demin bahsettim. Hop, 11 ve 12. Elbise bunlar. Bu 13. Bu biraz hamile kıyafeti gibi ama elbisesi gibi. Bu 14. Deneyeceğim onu da. 15 ve 16. Şöyle göstereyim. 17, 18. Şöyle. Şu kışlık zaten. Bayağı böyle yünlü bir kumaşı var. Bu 19. 20 oldu sanıyorum. Bu gece elbisesi. Bunu da bir deneyeceğim. Bu benim ortaokul mezuniyet elbisem miydi? Lise miydi yoksa? Yok. Galiba lise mezuniyet elbisemdi bu arkadaşlar. Doğru hatırlıyorsam. 21, 22. Ama yani düşünün, artık bundan bir vazgeçmek gerekiyor. Bunu dayımın düğününde giymiştim ve o zamanlar 50-51 kiloydum. Yani bunun içine girmemin imkanı yok. Eminim. Böyle bir elbise bu da. Bunu bilmiyorum. Satar mıyım, tutar mıyım, ne yaparım? Bu saten olması lazım. 24. Bu da bir gece elbisesi. 25. Bu biraz vintage. Yakasını görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle. Bayağı böyle şık duran bir elbise. Şık ve sade. 26, 27. Doğru saydıysam. Bu böyle. Bu da çok güzel. Günlük bir elbise. Ve son olarak da bu da çok şık bir elbise. Tabii bunu giymeden göremeyebilirsiniz. Kolları şöyle çünkü. Bu da bir gece elbisesi. Bu da Betsy Johnson. Aynen. Bu da Betsy Johnson. Bunu da çok seviyorum. Şöyle oturuyor üstte. Çok güzel bir elbise. Arkadaşlar, 32 adet elbiseyle kaldım. Yani gidecek olan elbiseler 16 tane. Tabii ki belki diye ayırdıklarım var. Ama dediğim gibi hepsiyle vedalaşmayı düşünüyorum. 16 elbiseden. Bir de bunlardan da yani sevgiyle uğurladığım elbiselerim eminim olacaktır. Çünkü dediğim gibi ben hani aşağı yukarı böyle maksimum 20 elbisem olsun istiyorum. Sürçülisan ettiysem affola diyeceğim ama kapanışı yapmadan önce size şu 2 ya da 3 elbiseyi de hiç konuşmadan sadece elbiseleri göstereyim. Ondan sonra da yavaştan kapanışı yapalım. Ben yokum. Ben dizimin hemen üstünde, hatta dizimde diyebilirim. Bu şekilde buradan bayağı sıkmanız gerekiyor hani düşmesin diye. Böyle strapless ama şuradan da zaten bağlıyorsunuz. Ben çok seviyorum dediğim gibi, yani en sevdiğim elbiselerimden biriydi. Bu zaten bir de böyle pöfür pöfür, hani ben böyle rahat elbiseleri çok seviyorum. Rahatıma düşkünüm. O yüzden bu elbise kalıyor. Bunu da aynı zamanda aldım. Zaten hani aynı mağazadan aldım. Bu böyle gece elbisesi. Yine aynı şekilde. Bunun da aynen, bakın buradan hatta boyundan, böyle konuşmak mı? Boyundan bağlama yeri var bunun da. Şöyle. Düşünün. Hatta geri gideyim. Evet arkadaşlar, elbise düzenleme videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Saydıklarıma göre bu üzerimdeki dahil. Bu arada biraz kısa. Yani ben böyle bilmiyorum, görebiliyor musunuz? Şöyle daha da geri gitsem. Yani şöyle. Yani bana göre biraz kısa. Böyle dizimin 4 parmak üstünde. Hani ben böyle çok rahat yürüyemiyorum. Yazlık yerlerde yürüyorum da böyle hani İstanbul'da. Hani rüzgar, bir de bu böyle rahat bir elbise ya, rüzgar çıkarsa falan bir anda uçuşuyor. İçime şort giymem gerekiyor tabii ki. Evet. 48 tane elbisemiz varmış ve 16'sını sevgiyle uğurluyorsam 32 tane elbise elimde kaldı demektir. Dediğim gibi bu 16 elbiseden bazılarını satacağım, bazılarını sizlere hediye edeceğim. Onun için Instagram'dan takipte kalabilirsiniz. Şuralarda bir yerlerde olacak. Bunun yanı sıra elimden gelenin en iyisini yaptım. Gerçekten böyle her yer birbirine girmiş durumda ve böyle ben hani düzen sevdiğim için şu anda her yer o kadar düzensiz ki biraz böyle Leyla oldum. Onlara da bakacağım, onları da deneyeceğim. Umarım vereceklerim ve belki dediklerimden tekrardan hayır bunu vermeyeceğim dediklerim yoktur. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Gerçekten yani minnettarım. Sizin elden çıkarmak istediğiniz, daha da doğrusu elden çıkarmak değil de sevgiyle uğurlamak istediğiniz elbiseleriniz var mı?
Varsa bunları benimle paylaşabilirsiniz. Hani evet, atıyorum mesela benim de 35 tane elbisem vardı ve şimdi 20 tane kaldı elimde ve gerçekten bu 10 tanesini, 15 tanesini ihtiyacı olan kişilere yolladım falan gibi böyle mesajlar, yani yorumlara yazarsanız ben de çok mutlu oluyorum. Tabii ki de eğer ki bunu istiyorsanız, içinizden geliyorsa ve aynı zamanda bundan sonraki minimalizm düzenleme videosu hangisi olsun? Benim aklımda açıkçası ayakkabı, terlikler var ama sizden gelen önerileri de açayım. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz, abone olursanız ve de aynı zamanda bildirim zilini açarsanız çok memnun olurum. Her cuma 6'da yeni video geliyor. O şekilde isterseniz, takipte kalırsanız çok sevinirim diyorum. Kendinize çok ama çok çok iyi bakın. Çok iyi bakın. Kendine iyi bak çok sevmem ben. Ben daha çok şeyi seviyorum. Şunu, şu cümleyle bitireceğim. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla ve sağlıkla kalın diyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Kocaman mahalo diyorum. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Ay, buralar, buralar, buralar. Ben bir buraları size göstereyim mi? Ne hale geldi buralar? Yani şunlar koltuk. Yani bu zaten bu tarafta olan koltuktu. Şu arkasındaki koltuk hak getire. Onu tıktım oraya. Burada bakın aynayı aldım. Bilmiyorum gösterebilecek miyim ama. Şu aynayı taşıdım. Bu arkası tabii. Bunu yukarıdan mutfağın oraya koydum. Çoraplar yerde. Bakar mısınız şuralara?